Gözde Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizlerdeyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen sizleri tanıyarak başlayalım. Gözde Hanım kimdir? Sektörle tanışma hikayesi. Evet, ben Gözde Soley. Çevre mühendisiyim. Uludağ Üniversitesi mezunuyum. 2019 yılı mezunu. Staj olarak başladığım ART Recycle'da şu anda genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Gökhan Bey ile birlikte ciddi bir çalışma şeklimiz var. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Biz de selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. İyi bir ekip oluşmuş aslında. Evet, güçlü bir ekibimiz var. Hem ömrünü tamamlamış araçların yönetiminde hem de entegre atık yönetiminde sektörde lider firmalar arasındayız. Evet, neler yapıyoruz peki? İşinizi anlatır mısınız? Ya biz buraya geldik, nelerle karşılaşıyoruz? Evet. Bizler burada otomotiv sektöründe geri dönüşüm işi yapıyoruz. Satış sonrası hizmetlerdeki atık yönetimin bakım ve servis kaynaklı oluşan atıklardan tutun da garanti kapsamında değişen parçaların imha süreçleri ve geri kazanım süreçlerinde aktif olarak rol alıyoruz. Ve otomotiv markalarıyla çalışıyoruz. Bunların yanında çevre danışmanlık faaliyetimiz var. Yine tesislere entegre bir hizmet verebilmek için çevre danışmanlık faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bursa ilinde tesisimiz. 2020 yılında kurulduk. Çok yeni ama ciddi mesafeler kat edilmiş. Ama tabii bunun, evet, bir de geçmişi var. Arka background var. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteriliyor. Sektörde uzun yıllardır faaliyetteyiz. Otomotiv Recycle Technologies olarak çıktığımız bu yolda geri dönüşüm bir sanattır dedik. Ve çıkmış olduğumuz bu yolda da profesyonel bir ekibimiz var. Ve bu sayede de işbirliklerimizi çok sürdürülebilir bir şekilde ilerletebiliyoruz. Zaten şu anda gündemde olan işte karbon ayak izi, sera gazı, sürdürülebilirlik raporları gibi birçok çalışmamız da var. Azaltım yönünde, atık yönetiminin güçlü olması yönünde birçok çalışmamızı da gerçekleştiriyoruz. Bu başarının sırrı ne, bu istikrarın sırrı ne? Ciddi bir istikrar var, kolay değil çünkü. Daha iyi bir dünya diyebiliriz. Çünkü ihtiyacımız var yani. Geleceğimiz, evet, için özellikle. Evet. Çünkü ülke ekonomisine de katkıda bulunuyorsunuz bu çalışmalarla siz. Evet, o şekilde. Hem kendimiz hem de gelecek çocuklarımız için bunu yapmaya ihtiyacımız var diyoruz. Evet, ben bir de şunu eklemek isteyeceğim. Ben röportajdan önce biraz sohbet ettim sizinle. Evet. Bir kere çok severek yapıyorsunuz mesleğinizi. Evet, mesleğimi çok severek yapıyorum. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri. Özellikle bir kadın girişimci olarak diyelim. Tebrik, evet, ediyoruz sizi. Çevre mühendisi olduğum için, kendi meslek hayatımda çevre mühendisliği yapabildiğim için mutluyum. O şekilde söyleyebilirim. Evet. Fuar nasıl geçiyor peki? Biraz görüşlerinizi alalım mı? Evet. Hareketli başladı. Biz firma olarak ilk katıldığımız fuar ve çok hareketli. Sektörün eksikliğini zaten biliyorduk. Yaşadığımız ömrünü tamamlamış araçlardaki eksiklikleri. Bunların üzerinden de geçerek sıkıntılara çözüm üreterek fuar harika geçiyor diyebiliriz. Yabancı ziyaretçiler de var, katılımcılar da var. Bence bu da ülkemiz adına önemli. Evet, zaten ömrünü tamamlamış araçlar Avrupa'da gerçekten ciddi bir oranda yapılabiliyor. Hedeflerimiz arasında da Türkiye'de ciddi oranda yapılabilmesi. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hedef anlamında tam olarak ulaşabildiniz mi? Ya da bundan sonra kısmetse hedeflerde ve projelerde neler olacak Gözde Hanım? Evet, hayal ettiğim yerdeyim ama hayalin sonu yok. Daha yolumuz çok uzun. Gökhan Bey de hep bu şekilde söyler. O yüzden yol uzun, çalışmaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz, projelerimiz her zaman var, her zaman da olacak. ART olarak sektördeyiz diyebilirim. Bu hedef hiç bitmeyecek tabii. Evet, hedefimiz hiç sürecek. Bitmiyor. Biz, evet, bir yolda başarılar dilelim. Çok samimi bir röportajdı. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimizi standınıza davet edelim. Evet. Gelirler, projelerinizi dinlerler. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Evet, herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Başka programlarda görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. Üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.